Değerli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın ve yöneticileri, Türkiye'nin dört bir yanından bugün Ankara'ya gelen değerli baro başkanlığım ve yönetim kurulu üyeleri ve baroları var eden değerli avukat meslektaşlarım. Hepinizi Ankara Barosu adına saygıyla selamlıyor, çağrımıza ses verip bugün burada olduğunuz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerime dün başka bir yerde, başka bir vesileyle söylemek zorunda kaldığım bir cümleyle başlamak istiyorum. Adalet çözemediği düğümü atmamalıdır. Ancak ne yazık ki adalet böyle bir düğümü attı ve bizler bu düğümün çözüleceği yer olduğuna inandığımız Anayasa Mahkemesi önünde buluşmak için sizlere bir çağrı yapmak zorunda kaldık. Bu çağrıyı sadece İstanbul Barosu'na kayıtlı bir meslektaşımız ve aynı zamanda yapılan milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili seçilen ve halen cezaevinde tutuklu bulunan avukat Şerafettin Can Atalay'ın serbest bırakılmasına yönelik yapmadık. Bu çağrı anayasanın ve hukukun uygulanması, bir temel hak ve özgürlük olarak seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının o hakkın sahibine verilmesi ve o hak sayesinde zaten tarihin en büyük yıkımını yaşamış olan 6 Şubat depreminin ertesi günü orada olduğum ve gözlerimle, yüreğimle acılarına şahit olduğum kadim kent Hatay'ın ve orada bulunan vatandaşlarımızın yeniden ayağa kalkmasına katkı sunacağına inandığımız bir nedenle yaptık. Bu yüzden basın açıklamamızı barolarımız adına Ankara Barosu'nun kardeş barosu olan Hatay Barosu Başkanımız Avukat Hüseyin Cihat Açıkalın yapacaktır. Daha sonra da Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Avukat Ramiz Evinç Sakan açıklamalarda bulunacak. Kendisine sözü bırakarak burada bulunma amacımızı tamamlayacağız. Bu amaç bağlamında şunu da vurgulamak isterim ki bizler barolar olarak hukukun üstünlüğüne ve mahkemelerin bağımsızlığına sonuna kadar inanan ve bunu savunmaktan asla vazgeçmeyen meslek örgütleriyiz. Bu yüzden elbette ki şu anda önünde olduğumuz Anayasa Mahkemesi'nin de bağımsız bir şekilde ve hukuka uygun karar vereceğine inanıyoruz. Burada bulunmamız her zaman yakındığımız adaletin geç tecelli etmemesi ve adalete atılan bir düğümün çözülmesi gerekliliğine dikkat çekmek adına demokratik bir hakkın kullanılmasıdır. Unutmayalım ki yaşamdan, mutluluktan ve özgürlükten bahsedeceksek eğer bunun yolu her zaman adaletten geçer ve bir kişinin dahi özgür olmadığı ve bunu hissetmediği yerde ötekinin özgürlüğü de tehdit altındadır. Biz ötekileşmeden, toplumsal kamplaşmalara girmeden milletin iradesinin mecliste temsilini öncelikli kılmanın hukukun gereği olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle hepinizi yürekten selamlıyor ve son sözü Cihat Başkanıma bırakmadan önce şu anda burada bulunan barolarımızın isimlerini açıklamak istiyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkan ve Yöneticileri, Adana Barosu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Adıyaman Barosu Başkanı, Balıkesir Barosu Başkanı, Batman Barosu Başkanı, Bolu Barosu Başkanı, Bursa Barosu Başkanı ve Genel Sekreteri, Çanakkale Barosu Genel Sekreteri, Diyarbakır Barosu Başkanı, Düzce Barosu Başkanı, Giresun Barosu Başkanı, Hatay Barosu Başkanı, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri, İzmir Barosu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kars Barosu Başkanı, Kayseri Barosu Başkanı, Kocaeli Barosu Başkanı, Mardin Barosu Yönetim Kurulu üyesi, Muğla Barosu Sayman ve Yönetim Kurulu üyeleri, Muş Barosu Başkanı, Sakarya Barosu Başkanı, Samsun Barosu Başkanı, Şanlıurfa Barosu Genel Sekreteri, Şırnak Baro Yönetim Kurulu, Tekirdağ Barosu Başkanı, Van Barosu Başkanı, Yalova Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Yozgat Barosu Başkanı, Zonguldak Barosu Başkanı ve önceki dönem baro başkan ve yöneticilerimiz bizlerle birliktedir. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Sözü Cihat Başkanım'a bırakıyorum. Gelin.
ben de Hatay halkının dayanışma dileklerini, teşekkür dileklerini ve can için özgürlük dileklerini, taleplerini sizlere iletiyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili seçilen ve halen Silivri'deki Marmara cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşımız Şerafettin Can Atalay, seçim sonuçlarının kesinleşmesine ve yargılama sürecinde avukatları tarafından defalarca başvuru yapılmasına rağmen tahliye edilmemiştir. Avukat Can Atalay'ın tahliye talebi bugün Anayasa Mahkemesi'nin önündedir. Avukat Can Atalay birçok toplumsal davada Soma, Ermenek ve Hendek iş cinayetlerinde yaşamını yitiren maden işçilerinin, Aladağ'da tarikat yurdunda çıkan yangında ölen kız evlatlarımızın, Çorlu'da yetkililerin ve sorumluların ihmali neticesinde meydana gelen tren kazasında yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ailelerin avukatlığını üstlenmiş, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve sorumluların cezalandırılması için mesleğini onurla ifa etmiş ve edecek olan bir meslektaşımızdır. Bugün Avukat Can Atalay'ın tahliyesini talep ederken hakkında mahkumiyet kararı verilen yargılama sürecinde yaşanılan hukuksuzlukları da hatırlamamız gerekiyor. Yapılan ilk yargılamada meslektaşımızın da aralarında bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dağıtılıp yeni bir heyet oluşturuldu. Birden fazla hak ihlali tespit eden ve bağlayıcı nitelikteki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal nitelikteki kararı tanınmadı. Oluşturulan yeni mahkeme heyeti, FETÖ üyesi iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan bir savcı tarafından yürütülen soruşturmada toplanan yasa dışı delillere itibar edilerek ceza kararlarına hükmetmişti. Mahkumiyet kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Dairesi tarafından yerinde bulundu ve dosya halen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde temyiz aşamasındadır. Meslektaşımız Avukat Şerafettin Can Atalay, 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili olarak seçilmiş ve mazbatasını almıştır. Halen tutuklu bulunan Avukat Şerafettin Can Atalay'ın yasama dokunulmazlığı nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerekirken, tahliye talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin red gerekçesinden Anayasa Mahkemesi kararlarını esas alarak hüküm kurmadığı anlaşılmaktadır. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararında vurguladığı gibi anayasa maddelerinin nihai yorum yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Anayasa Mahkemesi de 2021 yılında verdiği emsal kararlarda gerek Ömer Faruk Gergerlioğlu gerek Leyla Güven kararlarında anayasanın 14. maddesindeki durumlar ibaresinin kapsamına hangi suçların girdiği konusunda belirlilik ve öngörülebilirlik bulunmadığı sonucuna ulaşmış ve bu temelde sürdürülen tutukluluk tedbirlerinin anayasaya aykırı olduğunu tespit etmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı olarak verdiği hak ihlali niteliğindeki Avukat Şerafettin Can Atalay kararına karşı Anayasa Mahkemesi'nde adil yargılanma hakkının, seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle tedbir istemli bireysel başvuruda bulunması nedeniyle bugün buradayız. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde basın açıklamasında bulunmamızın sebebi, Anayasa Mahkemesi'nin bu hak ihlallerine dur diyeceğine, meslektaşımız Can Atalay'ın bir an önce tahliye olacağına dair inancımızdandır. Seçimler ve siyasi haklar, anayasanın ikinci maddesinde ifadesini bulan demokratik devletin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi haklar, seçimlerde oy kullanma, aday olma ve seçilme haklarının yanında siyasi faaliyette bulunma hakkını da kapsar. Anayasa Mahkemesi'nin 2013 tarihli Mustafa Balbay başvurusuna ilişkin kararında ifade edildiği üzere seçilme hakkı sadece seçimlerde aday olma hakkını değil, aynı zamanda seçildikten sonra milletvekili olarak parlamentoda bulunma hakkını da ihtiva etmektedir. Bu da hiç kuşkusuz kişinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen kullanabilmesini gerektirir. Bu bağlamda seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik müdahale sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda seçmenlerin serbest iradelerini açıklama hakkına da yönelik bir müdahale teşkil edebilir. Anayasanın 83. maddesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili
meclisin kararı olmadıkça tutulamaz. Sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu dokunulmazlığın amacı yasama organı üyelerini görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek gereksiz suçlamalardan korumaktır. Her ne kadar anayasanın 14. maddesinde belirtilen durumlar dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmuşsa da Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu, Güven, Berberoğlu kararlarında altı çizildiği üzere bir milletvekili hakkında seçimden önce soruşturmasına başlanmış olsa dahi hakkında suç isnadı anayasanın 14. maddesinde durumlar kapsamında denilerek yargılamaya devam edilemez, tutuklanamaz. Anayasanın 14. maddesindeki durumların kapsamına hangi suçların girip girmediği belirsizdir ve bu belirsizlikle yargı organları tarafından giderilemez. Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş tarihli bu kararlarına karşın Atalay'ın tutukluluğunu devam ettiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı açık bir anayasa ihlalidir. Bir hukuk devletinde yargı makamları dahil olmak üzere herhangi bir kurum veya kişi beğenmediği ya da uygun görmediği bir yasa hükmünü yanlış bulduğunu söyleyebilir. Fakat hukuk devletinde mahkeme kararlarına uymama söz konusu olamaz. AİHM içtihatları doğrultusunda meslektaşımızın tahliye edilerek seçmenlerin iradesine uygun şekilde yasama görevine bir an önce başlaması demokratik hukuk devletinin bir gereğidir. Avukat Can Atalay seçilmiş milletvekili olarak halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunması hukukun açıkça çiğnendiğinin bir kanıtıdır. Anayasa Mahkemesi'nden beklentimiz yerleşik haldeki anayasanın 14. maddesi içtihadına uygun olarak Avukat Can Atalay'ın başvurusunu ivedilikle görüşmesi ve hak ihlaline bir son vermesidir. Seçilmiş milletvekili olan Avukat Can Atalay'ın hala Silivri cezaevinde tutuklu bulunması hukuken kabul edilemez. Avukat Can Atalay'ın görevi depremde ağır hasar gören Hatay'ın mücadeleci bir milletvekili olarak Hatay'ın yaralarını sarmak için yasama faaliyeti olup görev yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Başta Hatay Barosu olmak üzere tüm barolar ve meslektaşları olarak bizler Avukat Can Atalay'ın görevi başına dönmesi için yorulmaksızın Anayasa Mahkemesi önündeki başvurunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Saygılar. Değerli baro başkanlarım, önceki dönem başkanlarım, Türkiye'nin birçok ilinden bugün burada temel hak ve özgürlüklerin korunması için demokratik haklarını kullanmak üzere bir araya gelen hak savunucusu meslektaşlarım, değerli milletvekilleri, çok kıymetli basın emekçileri. Az önce yapılan açıklamadan da gördüğümüz üzere çok sayıda baromuz ve meslektaşımız bugün kanunları denetlemek ve aynı zamanda bireysel başvurunun da açılmasıyla birlikte temel hak ve özgürlüklerin korunmasını kuvvetlendirmek bakımından kurulmuş bulunan Anayasa Mahkemesi'nin önünde Cumhuriyetimizin temeli olan milletin egemenliğini, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesini tekrar altını çizerek hatırlatmışlardır. Yapılan açıklamanın altına bizler de Türkiye Barolar Birliği olarak imzamızı atıyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak verilen bağımsızlık mücadelesinin, Cumhuriyet'in temelini oluşturan hukuk devrimlerinin ve çok partili hayata geçişle başlayan demokratikleşme girişimlerinin ana hedefi egemenliği gerçek sahibi olan millete vermektir. Meslektaşımız Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olduğu ve hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığı unutulmamalıdır. Anayasanın 83. maddesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'nin Balbay
ve güven kararlarında oluşturduğu içtihat doğrultusunda hak ve özgürlükler geniş, bunları sınırlandıran düzenlemeler ise dar yorumlanmalıdır. Kaldı ki bu unsur aynı zamanda evrensel bir hukuk prensibidir. Bu kapsamda 4 aydır seçilmiş bir milletvekilinin Anayasa Mahkemesi'nin açık içtihatlarına rağmen Balbay ve güven kararlarından sonra içtihadı daha da geliştiren Gergerlioğlu ve Berberoğlu kararlarına rağmen bu içtihatlara uygun davranılmayarak hala tutuklu bulundurulması bir hukuk devletinde kabul edilemez. Seçilmiş bir milletvekilinin yasama faaliyetine katılmasını engellemek, onun seçilme hakkıyla birlikte seçmenin iradesini yok saymak, mecliste temsil edilmelerini engellemek hiçbir demokraside normalleştirilemez. Anayasanın 19. ve 67. maddesinde 67. maddesindeki kanun haklarının ihlal edildiği, tutukluluğun hukuka aykırı bir şekilde sürdürülmesinin kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlaline yol açtığı görmezden gelinemez. Yeni adli yılın aynı zamanda adil bir yıl olabilmesi herkesin hukuka uygun davranmasıyla mümkündür. Adli yıl açılışında yaptığım konuşmamda da ifade ettiğim üzere meslektaşımız milletvekili Can Atalay'ın olması gereken yer demir parmaklıkların arkası değil milletin meclisidir. Demokrasinin en temel şartı olan seçim sonuçlarının işletilmesi ve sandıktan çıkan seçmen iradesinin hayata geçirilmesi için seçmenin ve meslektaşımızın sesi olmaya ve hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki bizler bugün burada Anayasa Mahkemesi'nin çok yakın bir zamanda daha önceki içtihatlarına uygun şekilde bu hukuksuzluğu gidereceğine sonuna kadar inanıyoruz. Ancak 4 aydır bir milletvekilinin kendi ilindeki sorunları ve Türkiye'deki sorunları milletin meclisinde dile getirme olanağından yoksun bırakılması ise gecikmiş adaletin hiçbir zaman adalet olmayacağının da bir örneğidir. Bu kapsamda bugün Türkiye'de bütün haksızlıklara, hukuksuzluklara anayasamız, evrensel hukuk kuralları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusundaki haklar kapsamında yurttaşımızın yanında olan, hak ve özgürlüklerin yanında mücadele eden tüm meslektaşlarımıza ve meslek örgütleri olan barolarımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkürler değerli meslektaşlarım. Sizlerle yan yana duymak, bulmak büyük bir onurdur.